Sizlerin hayır olsun. Politik Adam programındasınız. Ben Deniz Fehmi Çalmuk. Yine bir programda hepinize hayırlı geceler dilerim. Bugün programa başlarken çok değerli bir arkadaşım, akademisyen, tarihçi, iyi bir dost, doçent, doktor Sinan Ateş Bey'i hain bir suikast sonucu kaybettik. Ben Cenab-ı Allah'tan kendisine gani gani rahmet diliyorum. Ailesi başta olmak üzere tüm ülkücü camiaya başsağlığı diliyor. Merhum Mehmet Ragıp Karcı bir şiirinde der ki, bir isyan olmalı hele alıp sana gelmeliyim. Sonra sen gelmelisin. Seni taşıyan toprağa öpmeliyim. Kaşlarının arasına bir ah koymalıyım. Verdiğin ikrara saymalıyım seni. Ve yağmur yerine kullandığın ellerini. Bir isyan olmalı alıp sana gelmeliyim. Gerçekten ben Deniz başta olmak üzere tüm yakın dostlarını derinden eleme boğan, büyük Türk milletini de büyük üzüntüye boğan Sinan Ateş'e tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Burada da stüdyomuzda da onun çok yakın bir arkadaşı, abisi Sayın Cemal Engingürt var. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı. Ona da huzurlarınızda başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, başınız sağ olsun. Programımıza hoş geldiniz. Sağ olun. Vatan sağ olsun. Ailesinin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Güzel bir delikanlıydı. Vatan severdi. Hayır severdi. İnanç dolu bir insandı. 100.000 nutuk dağıtarak Ülke Ocakları Genel Başkanlığında Atatürk sevgisini bütün Anadolu'da Türk gençliğine aşılayan, Umre'ye gittiğinde, hacca gittiğinde buradan götürdüğü lokumları orada helal helal diyerek ihramı içerisinde dağıtan, bundan büyük bir mutluluk duyan yiğit bir dava adamıydı. Mekanı cennet olsun. Şimdi böyle bir konuyla programa başlamak istemiyorum. Gündem çok yoğun ama siz Türkiye'deki tüm ülkücülerin nefes alışverişini, kandaki al yuvarı, ak yuvarı bilen, bu anlamda bedel ödemiş ve halen de ülkücü kimliğinizi korumaktan da büyük şeref duyduğunuzu belirten bir siyaset adamısınız. Ben zatenizin katılacağını duyar duymaz bana birçok e-posta geldi. Sosyal medyadan ulaştılar. İnsanların kafası çok karışık. Bazıları dedikodu hesabıyla söylüyor. Siyasilerin ağzını bıçak açmıyor. Ama burada bu işe noktayı koyma meselesi değil ama bu konuda ışığı yakan, aydınlatan bir nokta. Bugün bir izleyici dedi ki abi 9 tane kurşunla öldürülmüş Sinan Bey. 9 ışığa bir cevap mıdır bu diye. Yani insanlar kafalarından inanılmaz şeyler soruyor. Siz bu konuda neler söylersiniz? Tabii Sinan Ateş kahpe bir pusuda kancıkça şehit edildi. Sinan Ateş'i öldüren eller torbacı, üç kağıtçı, namussuz, ahlaksız, siyasi kıblesi olmayan, inançtan yoksun, ahlaktan uzak tipler. Yani taşeron. Sinan Ateş'i öldürdüğünü bile bilmeyen, kimi vurmaya gittiğini bilmeyen iki tane zavallı. Kimi vurmaya gittiğini bilmiyorlar. Bunlar sadece bir resmi talip. İfadelerinden mi bildiğiniz mi? Tabii. Resmi ifadelerin. Kimi vurmaya gittiğimizi bilmiyoruz. Ayaklarından vur dediler diyor. Anlatıyorlar. Dolayısıyla öldürdükleri insanın kim olduğunun farkında bile değiller. Ama öldürdükleri insan 20 yıla yakındır tanırım. Hakikaten belki siyaseten MHP içinde de olsak bir araya gelmediğimiz zamanlar olmuştur. Karşı durduğumuz anlar olmuştur, kongreler falan. Çünkü 12 yıla yakın MHP Genel Sekreterinin danışmanlığını yaptı. 2019'da da Sayın Bahçeli tarafından Ülke Ocakları Genel Başkanı olarak atandı. Vatansever bir kardeşimiz. Aydın bir kardeşimiz. Kendisini yetiştirmiş bir Türk milliyetçisi.
Ülke Ocakları Genel Başkanlığı'na geldiğinde Ülke Ocakları'nı bir eğitim ocağına dönüştüren, bir fikir ocağına dönüştüren ve Ülke Ocakları'nda gençlerin yarının gençleri olması için gayret gösteren, hakikaten eğitimci anlayışını, özelliğini Ülke Ocakları'nda da gösteren güzel bir insandı. Dolayısıyla böyle bir insanın hedef seçilmesi ve katledilmesi beni şahsen çok üzdü. Beni üzerken Anadolu'daki milyonlarca ülkücüyü de üzdü. Şu an emin ol Fehmi kardeşim, biz tanıyoruz diye üzülüyoruz da hiç tanımadığı halde 4 gündür ağlayan insanlar var. Kızlarımız var, gençlerimiz var. Abi dediğimiz yaşlı büyüklerimiz var. Ak saçlılar var. 4 gündür ağladığını söylüyor, arıyor beni. Hakikaten üzülüyor. Şimdi bu noktadan baktığımızda Sinan Ateş'in ölümü üzmüştür bizi. Tabii ailesi bir açıklama yaptı. Bugün Sayın Akşener'de grup toplantısında söyledi. Efendim biz eşimin siyasi malzeme yapılmasını istemiyoruz. Biz acımızı yaşamak istiyoruz. Hanımefendinin bu sözüne saygı duyarım. Başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Ama hanımefendiye bir şey hatırlatmak isterim. Sinan Ateş sadece Ayşe Ateş'in eşi değil. Sinan Ateş bir ülkücü, bir dava adamı, Ülke Ocakları Genel Başkanı, akademisyen, siyasi bir kişilik. Yani bir aile çatışmasında öldürülen sıradan bir ölüm olayı değil Sinan Ateş'in ölümü. Bu bir siyasiyet ve siyasal bir ölüm. Siyasi ve siyasal bir ölüm. Bu bir katliam. Dolayısıyla bize hiç kimse şunu diyemez, Türkiye'de yaşayıp da inanç, duygu, sorumluluk sahibi olana hiç kimse şunu diyemez. Efendim bu ölümü niye konuşuyorsunuz? Bunu konuşmayacağız da neyi konuşacağız? O zaman şöyle mi düşünelim? Necip Abdemitloğlu öldü, konuşmayalım öyle mi? Tanımıyorduk diyelim öyle mi? Uğur Mumcu öldürüldü, solcu değildik, konuşmayalım öyle mi? İsmail Ağa cemaatinde 6 yaşında bir kız çocuğu evlendirildi. Biz İsmail Ağa cemaatinden değiliz, konuşmayalım öyle mi? Ensar Vakfı'nda 45 tane 12 yaşındaki çocuğa tecavüz edildi. Ensar Vakfı'ndan değiliz, konuşmayalım öyle mi? Böyle bir şey olamaz. Bu bir siyasal cinayettir. Bu siyasal cinayeti konuşmazsak, devrimcilerin bir sloganı vardı. Susma, sustukça sıra sana gelecek derlerdi. Sıra bize gelecek. Nasıl? Bir yıl önce dediğim Gültekin zaman, Uysal. Sıra bize gelecek, tabii, siyasi cinayetler anlamında. Siyasi cinayetler anlamında. Bir yıl önce Gültekin Uysal. 3 ay önce Sayın Kılıçdaroğlu. 1 ay önce Ahmet Davutoğlu. Türkiye'de siyasi cinayetler işlenebilir dediğinde iktidar, varsa bir bildiğiniz mahkemeye başvurun, adalete duyurun, savcılığa suç duyurun. Neyi buyurunca? Bildiğimiz ne? Sinan Ateş'in öldürüleceğini bilsek, Sinan Ateş'i öldürtmeyiz, koruruz, siper oluruz. Nereden bilelim kimi öldüreceğinizi, kimi öldürtmek isteyeceğinizi, hangi kiralık katili tuttuğunuzu nereden bilelim? Dolayısıyla sadece uyarı görevi yapılmıştı. İşte eğer bu siyasal cinayete tepki göstermezsek, susma, sustukça sıra sana gelecek anlayışıyla sıra bize gelir. Bizden kastım ben, o, öbürü, gazeteci fark etmiyor. Çünkü Türkiye'de artık ne pahasına olursa olsun iktidar olmak isteyen, tekrar başkanlığını devam ettirmek isteyen bir Recep Tayyip Erdoğan var. Nero'nun Roma'yı yaktığı gibi gerekirse ülkeyi baştan başa yakıp ben cumhurbaşkanı olacağım hırsına kapılmış birisi var ve onun görevli bir elemanı var Süleyman Soylu diye. Türkiye için güvenlik sorunu olan bir Süleyman Soylu var. Bu Süleyman Soylu adalet tanımıyor, hukuk tanımıyor. İnsanlığı tükenmiş bu Süleyman Soylu'nun. Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Başkanı, milletvekili, baba, eş, Ümit Özdağ hayvandan daha aşağı diye hakaret ediyor bu Süleyman Soylu. Bu Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu, 10 milyonu aşkın bir partinin genel başkanı, ağza alınmayacak sözlerle hakaret ediyor. Bu Süleyman Soylu, muhalif olan herkese en ağır sözleri söylemekten çekinmiyor.
Bacaklarını kırın diyor yakaladığınız uyuşturucu kaçakçısının. Hukuka teslim edin demiyor. Adalete teslim edin demiyor. Bacaklarını kırın. Öyle bir hukuksuz bir İçişleri Bakanı var ki artık herkes korkar hale geldi. Sözünüzü kesmek istemem ama siyasi cinayetlerden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bey'e nasıl geldiniz onu anlayamadım. O aradaki Süleyman Soylu'ya nasıl geldim Fehmi'ciğim? Sen bu ülkede teröristin ayakkabı numarasını biliyorum dersen, bu ülkede uçan her kuştan haberimiz var deyip de 35 yıl ceza almış bir şerefsiz kanlı katil Doğukan Cep, İstanbul Ataşehir'den bir otoparktan bir araca binip Ankara'ya geliyor. Ankara'da 2 gün silah talimi yapıyor. Silah atış talimi. Allah Allah. 2 gün silah atış talimi yapıyor. Ankara'ya geliyor. Kameraların en yoğun olduğu değil mi Çukurambarı? Her gün gittiğimiz, evet, gördüğümüz, yaşadığımız yer. Bir dönem evim de oradaydı. Kameraların en yoğun olduğu, milletvekillerinin, bakanların oturduğu, genel müdürlerin, müsteşarların oturduğu en nezih semtte 2 gün boyunca araştırıyor, sağa sola bakıyor, nereden kaçacağına bakıyor. Ve en lüks motosikleti alıp o motosikletle Sinan Ateş katlediliyor ve İçişleri Bakanı hala araştırıyoruz diyorsa onun için Süleyman Soylu sorumludur dedim. 35 yıl almış bakın. Doğukan Cep 35 yıl almış ve 6 yıldır kaçak Fehmi'ciğim, 6 yıldır. Bu adam 6 yıldır kaçak. Bu memlekette sen ben bir gün kaçamayız. Bir gün kaçamayız. İsterse bizi bir saniyede yakalarlar. Tabii. HTS kaydından bulurlar, telefon görüşmesinden bulurlar, sağdan soldan bulurlar, bir günde bulurlar. Ama bu adam 6 yıl yakalanmamış, 6 yıl sonra geliyor Sinan Ateş'i katlediyorsa bunun sorumlusu İçişleri Bakanı'dır. Ha İçişleri Bakanı sorumlu değilim diyecek değil mi? O zaman bu cinayeti aydınlatacak. Bu cinayet kime kadar gidiyorsa gidecek. Bu cinayetin arkasında kim varsa ortaya çıkaracak. 97 bin lira parayı Milliyetçi Hareket Partisi il yöneticisinin eşi bu katile niye gönderdi? Bunu ortaya çıkaracak. Bir milletvekilinin arabasıyla bu tetikçi o milletvekilinin evine niye gitti? Ne yapıyordu? O milletvekilinin yanındaki şahsın bu katille ne işi vardı? Bunları ortaya çıkacak. Şimdi bunu adi suç durumuna düşürmek için gayret göstermeyecekler. Alacak verecek meselesi varmış, FETÖ'cüymüş. Yahu öyle bir hale geldik ki bir dönem 90'lı yıllarda birini öldürecekseniz PKK'lı deseniz yetiyordu. Şimdi de birine pislik atacaksanız Fehmi FETÖ'cü dediniz mi, Turgay FETÖ'cü dediniz mi iş bitti. Ya rahmetli Sinan Ateş de MHP adına teşkilatlardaki FETÖ iltisaklı, irtibatlı insanlarla ilgili iddiaları araştırma komisyonunun başındaki isimdi. Tabii. Orada güzel hizmetler yaptı. Mağdur olan ülkücülerin, haksızlığa uğrayan ülkücülerin, MHP'lilerin araştırılmasında etkili oldu ve onların göreve geri dönmesinde büyük katkıları var. Şimdi 12 yıl İsmet Büyükataman'a danışmanlık yapmış. Sayın Bahçeli tarafından genel başkanlığa getirilmiş birine siz FETÖ'cü dediğinizde size insanlar güler. Güler, vallahi güler. Gülerler. Bazen bana da FETÖ'cü diyorlar. Ben diyorum ki ben FETÖ'cü olsam herhalde Türkiye değil dünya kurtulur. Niye diyorlar? Benim FETÖ'cü olduğumu FETÖ duyduğu gün cemaati terk eder. Bırakır, herkes kurtulur böylece. Şimdi siz geliyorsunuz bu Sinan Ateş'i acımasızca katlediliyor. Siz sesiniz çıkmıyor birilerinin ama sesi çıkanları suçluyorsunuz. Bakın Mustafa Destici dün akşam bir televizyon programında diyor ki Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı, senin de dostun, bizim de dostumuz. Efendim diyor, dikkat edin diyor, cinayetleri en çok komünistler konuşuyor diyor. Sol kalemler konuşuyor diyor. Solcu yazarlar konuşuyor. Demek ki diyor burada bir art niyet aramak lazım diyor. Ya Sayın Destici, Allah'ını seviyorsan ya, yapma Sayın Destici. Sen incik boncuk işlerine devam et ya. Sen hükümetle aran iyi dökmeye devam et ya. Bu nasıl bir söz ya? Bu nasıl bir söz ya? Bir cinayet işlenmiş, solcu buna sahip çıkıyorsa ve konuşuyorsa Türkiye açısından büyük bir kazanımdır Fehmi'ciğim. Yıllarca sağ sol diye kavga ettiğimiz bir ülkede eğer devrimci dediğin, solcu dediğin insanlar bir ülkücünün
cinayeti üzerinden kendisini ortaya koyuyor, kendisini can siperhane ortaya koyuyorsa takdir edilmesi lazım. Sayın Kılıçdaroğlu ilk gün ilk tweet'i atan oldu. Vallahi çok duygulandım. Billahi çok duygulandım. Arkasından Gültekin Uysal. Ya enteresandır. Rahmetli Şükrü Karaca abimiz vardı bizim. Tabii tabii. Cenazesine doğru. Kimse katılmadı. Kutlu doğum haftasını mimar odur. Rahmetli doğru. Komando Ayvaz, Ayvaz Gökdemir Bey Devlet aynen Bakanı'ydı. Öyle. Mimarı odur. Ya onun cenazesini de CHP kaldırdı. Ya. Sinan Ateş'in cenazesine de ülkücülerle beraber CHP'liler kaldı. Ya da herkes katıldı. Yani herkes katıldı anlamında. Çünkü 100 bine yakın hani insan katıldı. Hani siz tweet attı dediniz ya bu i̇şte enteresan. Ona geliyorum Fehmi'ciğim. Yani siz sahip çıkmamışsınız. Bir başsağlığı dilememişsiniz. Fehmi, Turgay, Cemal başsağlığı diledi diye MHP Genel Merkezi'nden Semih Yalçın bugün basın açıklaması yapıyor. Suskunluğumuzu başka şeye bağlamayın. Doğru. Günü geldiğinde haddinizi bildiririz. Ne yapacaksın Semih abi? Bizi de mi öldüreceksin? Ne yapacaksın? Yani sana bir soru soran yok ki. Sana bir şey diyen yok ki. Milliyetçi Hareket Partisi'ne saldıran yok ki. Herkes Sinan Ateş cinayeti aydınlansın diyor. Evet. Hani Sinan Ateş'in katilleri değil, arkasındaki tetikçiler evet, bulunsun. Yani siyasilerin sessizliği biraz bu tartışmaları, konuşmaları Türkiye'de yaygınlaştırıyor. Tabii evet. Konuşacak insanlar konuşmak zorunda değil mi? Ortada bir cinayet var. Ben Uğur Mumcu öldüğünde ürkücüyüm, Türk milliyetçisiyim. Daha gencim o zaman. Yani 93 yılının 24 Ocağı'ydı. Allah rahmet eylesin. Ben üzülmüştüm. Niye? Uğur Mumcu'yu okurdum, beğenirdim. Fikren aynı yerde durmadım o dönem. Necip Ablemitlioğlu. Ben öldüğünde hiç tanımadığım halde ağladım Necip Ablemitlioğlu'na. Ağladım. Uğur Mumcu ile ilgili kısa bir hatıra. Rahmetli Necmettin Erbakan hocamla beraber evine taziyeye gittik. Erbakan hocamla Uğur Mumcu'nun çok önemli bir irtibatı vardır. Her ay mantı günleri vardı. Mantı yerlerdi beraber ve rabıtayı Erbakan hocanın isteği üzerine Uğur Mumcu patlattı zamanında. Rabıta Amerika-Suudi Arabistan ilişkisi. Ve de ben de röportajlarını ben çözerdim. Uğur abinin tabını ben yapardım, hocaya götürürdüm. Hoca onaylarsa Uğur abiye götürürdüm. Erbakan Hoca taziyeye gitti. Eşi Erbakan Hoca'nı kovmaktan beter etti. Niye geldiniz dedi. Erbakan Hoca Uğur Mumcu'nun annesinin cenazesine de gitmişti. Böyle de bir dipnot anlattı. Ama işte bakın bu insan değil mi? Aynen. Bu olması gereken. Bakın şimdi Mustafa Destici Sinan Ateş'in cenazesine katılmıyor. Ama aynı Mustafa Destici Serkan Tüzün diye bir kardeşimiz vefat etti. Eşiniyle beraber kendisini vurarak. Alperen Ocakları Genel Başkanı'ydı. O cenazeye Gültekin Uysal'la ben gittim. Efendim eşini öldürmüş. Doğrudur kardeşim. Eşini öldürmüş. Karşılığında da kendini vurmuş öldürmüş. Onu Allah'a hesap olarak verecek. Tabii. Ama ben İslami ve insani bir görevimi yaptım. Ben Serkan Tüzün'ü de çocukluğundan beri tanırım. O cenazede olmak insanlık adına ve İslam ahlakı adına benim olmamı gerektiriyor. Şimdi siz cenazeye katılmıyorsunuz. Siz taziye dilemiyorsunuz. Ve dönüyorsunuz cenazeye katılanlara, taziye dileyenlere ve bu konuyu konuşanlara hat bildirmeye kalkıyorsunuz. Hat bu, şimdi Sayın Bahçeli dün diyor ki 3 Hilal'i yargılatmam. Evet. Tamam da kim yargılayacak? Niye yargılayacak? 3 Hilal'in bu cinayetle ilgisi ne? Hani bunu niye oraya getirdiniz? Niye oraya getirdiniz? Bunu? Ayağımıza basan kim olursa buna tahammül etmeyiz, edemeyiz diyor. Şimdi bu niye söyleniyor? Yani bu cinayetin MHP ile ne ilgisi var? Bu cinayette MHP'li var diyen mi var? Bu cinayet, tekrar söylüyorum, MHP'li olan olabilir cinayetin içinde. Ülkücü olan da olabilir. Nitekim tetiği sıkan şerefsizin DHKBC'li olduğu söyleniyor. Yani Örcan Özyağcı mı, Erdal Özyağcı neyse, Ercan Özyağcı mı öyle bir şey. Tetikçinin DHKBC'li olduğu söyleniyor. Şimdi burada kimin olduğunun önemi yok. Ortada bir genç delikanlı ölmüş. Evet. İki tane kız çocuğunun, baba baba diye ağlayan kız çocuğunun. Ya o feryada nasıl duyarsız kalınabilir ya? Fehmi'ciğim nasıl duyarsız Cemal kalınabilir? Cemal abi şöyle bir şey sormak istiyorum. Abi özür dilerim. Estağfurullah bir şey yapalım. Bu ülkücü camiada bir travma oluşturur mu? Bunun neticesi zaten ne olur? Hesaptan kim ne hisse alır? Bakın burada ülkücü camiye şu an 5 gündür büyük bir travma yaşıyor.
Yani herkes şunu merak ediyor. Sinan Ocak ne büyük bir suç işledi de. Sinan Ateş. Şey Sinan Ateş, özür dilerim. Evet. Sinan Ocak, Allah selamet versin. Evet. Allah sağlık versin. Kulağı çınlasın buradan da. Kulağı çınlasın. Sinan Ateş ne büyük bir suç işledi de, ne büyük bir ayıbı var da bir başsağlığı dilenmedi diye insanlar umutla bekledi ama umutlar bitti, tükendi. Dolayısıyla merak ediyor insanlar. Yani 80 yaşındaki filan tarikatın şeyhi öldü diye taziye dileyebiliyorsunuz. Ama Sinan Ateş'e gelince bir taziye dileyemiyorsunuz. Süleyman Soylu, Suriyeli bir genç öldüğünde koşarak cenazeye gitti, cenaze evine gitti taziyeye. Süleyman Soylu, sen nasıl bir vicdan sahibisin ki bir akademisyen, o Hacettepe Üniversitesi'nin rektörüne de yazıklar olsun. Rektörüne binlerce kere yazıklar olsun. Bir akademisyen öldürülüyor. Yahu nasıl siz bir taziye dileyip de cenazeye gitmiyorsunuz? Yani sıradan biri öldürülmedi. Ya çok garip değil mi abi? Hani Ülke Ocakları Genel Başkanı sınanıyor burada Cemal Bey. Yani ben anlamıyorum da. Vallahi ben insanlık adına da, yani İslam adına da, her şey adına şu an büyük bir üzüntü içerisindeyim. Böyle bir şey hak etmedik. Düşünüyorum şimdi 40 yılı aşkın ülkücü harekete hizmet ettik. Karşı durduk, muhalif olduk falan. Ya demek ki gazara ölsek gittik ya ya. Gitmişiz ya. Allah'tan şimdi MHP'de değilim de ölsem de problem değil. MHP'liler gelmese de dert etmem. Tabuttan çıkıp bakmam da. Niye gelmediler diye sormam da. O, öfkeli misiniz o kadar? Olmaz olur mu ya? Bakın ben 28 Ekim 2020'de Fehmi'cim korona oldum. Eşim korona oldu. Oğlum korona oldu. Danışmanım korona oldu. 14 gün ağır bir şekilde komada yattım. Ölümden döndüm. Sayın Bahçeli bana bir geçmiş olsun bile demedi. Meral Akşener'e geçmiş olsun dedi. Bana demedi. Şimdi ne yapmalıyız yani? Ne suç işledik? Ne ayıp ettik? Şimdi MHP'lilere sorarsan hainiz. Ülkücülere sorarsan döneyiz. Ne döneklik yaptık? Nereye döndünüz? Nereye döndük? Ay nereden kime döndük? Siz beni MHP'den attınız. Kovdunuz MHP'den. Biz de Demokrat Parti'de atamızın dedemizin partisinde siyaset yapıyoruz. Siyasette ikbal peşinde koşsaydık, makam mevki derdinde olsaydık daha farklı partilere gider, daha kolay yolu seçerdik. Biz Demokrat Parti'de Gültekin Uysal'la birlikte en zor olanı seçtik. Para yok, imkan yok, sıkıntılar çok, adam insan az. Böyle bir yerde bütün Anadolu'yu gezerek Kırat'ı tekrar ayağa kaldırmak, şahlandırmak için mücadele veriyoruz. Ama adam ben kovulmuşum, gelmişim, bana dönek diyor. İyi Parti'den kendisine gelene ses çıkarmıyor. HDP'den MHP'ye geçen, MHP'den de AKP'ye geçen belediye meclis üyesi dönek olmuyor. Var mı öyle? Var ya, Mardin belediye meclis üyesi var HDP'nin. MHP'ye katıldı 3 ay önce. Geçen ayda AKP'ye gitti. MHP'den ayrıldı, AKP'ye gitti. Şimdi siyaseti böylesine dilini yozlaştırıp, şimdi bakıyorum sosyal medyada adam bana yazıyor. Hain, işte namussuz, hesap vereceksin yazmış. Şimdi ben o adamı mahkemeye veriyorum. Mahkemeye verince tebligat gidiyor ya. O anı dinlemeni isterim, biliyor musun? O ağlamaları, ben yazmadım, çocuğum yazdı. Çocuk kaç yaşında lan diyorum. 3 yaşında abi diyor. Oğlum nasıl yazdı lan çocuk? Bilgisayar üzerine oturarak mı yazdı? Dolayısıyla öyle ağır, öyle alçak. Bak Sinan Ateş öldüğü gün bir cuma mesajı yayınlamıştı. Sildiler biliyorsunuz bütün tweetleri. Yani gazeteci olduğunuz için haberdar olmuştursunuz. Fehmi öyle hakaretler vardı ki cuma namazına gitmek üzere bir mesaj atmış. Kervanımız yürüyor Allah'ın izniyle. Cumamız mübarek olsun diye. Fehmi kardeşim, Turgay kardeşim, altında bir hakaretler var. Bir küfürler var. Bir ölüm tehdidi var. Ve bir saat sonra da öldü. Öldürüldü yani bir saat sonra. Bir saat sonra öldürüldü. Ve o tweetleri atanların hepsi tweetleri sildi. Madem yiğitsiniz, madem cesursunuz, madem delikanlısınız, devam etsenize. Sanaldan yazmak kolay. Turgay Bey'e söz vereceğim ama teyide muhtaç bir bilgi geldi. Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada adliye sevk edilen MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklanmış. Şimdi yeni tabii 4 kişi çıkmıştı demek. 20-11'de geldi ama
teyide muhtaç bir bilgidir. Vermek isterim. Başkanım buyur. Estağfurullah Fehmi abi. Şimdi Sayın Engin Yurt'u dinleyince tabii ki Allah rahmet eylesin Sinan Ateş. Yani bir kere ona karşı yapılmış bu alçakça saldırıyı ben de bu fırsatla kınıyorum. Anlaşılan o ki kurşun adres sormamış. Tabii. Yani o kurşun adres sormamış, siyasi bir cinayete kurban gidiyor. Süreç farklı. Öncelikle merak ediyorum. Sayın Bahçeli her oturuş kalkışta bir helalleşmeden söz ediyor. Sizin de nihayetinde ülkücü geleneğinden gelen bir yapınızla birlikte o helalleşmede bugünkü bu terör kurbanıyla alakalı yaşamış olan Sinan Ateş'in öldürülmece, kahpece öldürülmesini de düşündüğümüzde partiyle bir helalleşme durumunuz var mı? Yani vicdanen bu konuda kendinizi nereye tanımlıyorsunuz, nereye koyuyorsunuz? İkincisi bu tür suikastler siyasete nasıl bir hava verecek? Dil daha mı sertleşecek yoksa bu dil artık bir yerde kendini başka bir rafa mı koyması gerekir? Şimdi Turgay'cığım son sorundan gidersek evet. Daha güzel olacak. Aslında karanlık bir ortam yaratmak isteyen bir iktidar var. Siyasi cinayetlerle ortamı bulandırmak, kardeşi kardeşe düşürmek, sokağa kavgaya çekmek isteyen bir iktidar var. Belki de Sinan Ateş ölümüyle Türkiye'ye bir ışık oldu. Türkiye'yi gerçekten huzura kavuşturabilir. Çünkü bu bir beklenmedik ölüm. Yani öldürmek üzere gidilen bir ölüm değil. Bacağından vurun diye gidilen ama mekanı cennet olsun ölümle sonuçlanan bir ölüm. Bu siyasi cinayet 100 bin kişinin katıldığı bir cenaze törenine döndü. Bakın Bursa'da Sinan Ateş diye bir genç hayatını kaybediyor. Anadolu kopup Bursa'ya intikal ediyor. 100 bin kişi cenazeye katılıyor. Sağ solu yok cenazede. Herkes var cenazede. TİP'in genel başkanı Erkan Baş bile bu cinayeti aydınlatacağız. Bu cinayetin takipçisiyiz diyor. TİP'in genel başkanı Erkan Baş. Dolayısıyla bu 100 bin kişinin oraya toplanması, Türkiye'de infial yaratması. Şu an bu cinayeti görmeyen kim? Sadece yandaş medya görmüyor değil mi? Havuz medyası görmüyor değil mi? Onun dışında bu cinayet YouTube kanallarından, sosyal medyaya, Instagram'dan, TikTok'a, Facebook'tan, Twitter'a. Bakın bir Sinan Ateş düşünün. Hepimiz sosyal medyayı kullanıyoruz. Bizi seyredenler kullanıyorlar. İlk defa bir insan 6. gününde hala titi oluyor. Ya da bir konu ilk defa titi olur. En fazla 2 gün sürer Fehmi kardeşim. Evet. Dünyanın en önemli olayı bile Twitter'da en fazla 2 gün titi olur. Ama Sinan Ateş 6 gündür yürekler öyle yanmış ki herkes bunu konuşuyor. Herkes bunu konuşuyor, anlatıyor. Bu bence iktidarın veya bu oyunu kuranların hayallerini yıktı. Baktı ki toplumsal tepki çok yükseliyor. Yükselmeye de devam ediyor. Artık korku yenildi. Bu şuna benzer. Fehmi seni döveceğim derim. Fehmi dayak korkusuyla bir şey demez. Ama bir gün bir yumruk atarım. Yumruğu atınca Fehmi der ki la bu kadarmış demek ki der. Korku biter. Bu sefer Fehmi saldırmaya başlar. Çünkü korku bitmiştir. Bu kedide de böyledir değil mi? Kediyi köşeye sıkıştırana kadar kedi hep kaçar. Ama sıkıştığı bir yerde artık gidemeyeceğini gördüğü anda üzerinize atlar. İşte Sinan Ateş cinayeti toplumda büyük bir infial yarattı. Bence bu oyunların bozulmasına sebep oldu Turgay. Onun için diyorum çok konuşmalıyız. Onun için diyorum bu cinayetin üzerine gitmeliyiz. Bir siyasi duruş itibariyle son bir iki dakikamız var zaten. Son bir de arka büyük ekrana değerli yönetmenim o cenaze törenini bir verirsen. Bir de helalleşmeyi ben merak ediyorum. Onu da söyleyeyim tabii. Yani burada bir siyasi beklenti içinde olan siyasi parti var mıdır bunun üzerine? Yani siz deneyimlisiniz. Bakın bunun üzerinde siyasi parti deneyimi, siyasi parti beklentisi olmak, onu düşünmek hakikaten büyük bir ihanettir Fehmiciğim. Evet. Büyük bir ahlaksızlıktır. Yani buradan ne oyu devşirilebilir ya? Ne oyu hesabı yapılabilir ya? İki tane bebenin babası hayatını kaybetmiş. Bir akademisyen ölmüş, bir ülkücü, bir Türk milliyetçisi, bir vatan evladı, iyi bir Müslüman katledilmiş ya. Bunun üzerinden siyasi rant düşünenin Allah belasını versin ya. Evet. Böyle bir şey olmaz. Bu
Turgay Bey dedi ya helalleşmişi, cenaze töreninden bir şey bu. Onu da göstermiş. Şimdi tabii Turgay'cığım ne demek istediğini ben anlıyorum. Benim Milliyetçi Hareket Partisi'yle helalleşecek hiçbir şeyim yok. Ben kendi adıma bütün haklarımı helal ettim. Çünkü ben ülkücü ve Türk milliyetçisi olmanın gururunu yaşıyorum. Rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş'e böyle bir hareketi Türkiye'de varlığını koruduğu, kurduğu için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Türk milliyetçisi olmasam çok serseri birisi olabilirdim. Sokak kabadayısı olabilirdim. Sarhoş, alkolik biri olabilirdim. Hırsız olabilirdim. Mafyacılık yapıyor olabilirdim. Ama ülkücü olmanın bana verdiği şuurla bu memlekette iki dönemdir milletvekiliyim. Bir 99 yılında, bir de şimdi. Bu memlekette iş adamlığı yaptım, ticaret yapıyorum, yapmaya devam ediyorum. Toplumda saygın bir yerim olduğuna inanıyorum, sevmeyenlerimiz olsa bile. Çünkü herkes sevse bir problem var zaten. Evet. Dolayısıyla beni bu noktaya getiren Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Ülkücü harekettir diyorum. Benim üzerimde hakkı olduğu için ben hakkımı helal ettim. Dolayısıyla hiçbir helalleşme de beklemiyorum bu saatten sonra. Evet. Şimdi reklamlara gideceğiz. Peki. İkinci bölümde değerli izleyiciler, Demokrat Parti'nin genel başkan yardımcısı, deneyimli bir siyaset adamı Sayın Cemal Enginyurt'u ağırlıyoruz. İkinci bölümde bu EYT, askeri ücret, emeklere verilen, bugün arttırılan zam, Demokrat Parti'nin Türkiye gündemi, altılı masa, birçok siyasi konu var. Ama bu siyasi konuları da en kitabın ortasından konuşan bir isim var, Cemal Enginyurt. Reklamlardan sonra Politikadan programı devam ediyor efendim.